Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşamki dersimizi kısaca hatırlayacak olursak, Ehl-i Sünnet vel Cemaat içerisinde muhtelif isimde tarikatlar var. Tasavvuf ehli sofiler var. Allah onların hepsinden ebediyen razı olsun. Ve bizleri şefaatlerine nail kılsın inşallah. O büyük evliyalardan bir tanesi de Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin İslam'ın bir harikası diye nitelendirdiği Muhyiddin-i Arabi Hazretleri. O tasavvuf yolunda Vahdet-ül Vücut diye bir meşrep ortaya koymuş. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığından başka varlıkları adeta hayal derecesine indirerek yok farz etmiş. La mevcude illahu demiş. Sadece Allah var. Ondan başka varlık yok demiş. Aslında kastettiği manayı Üstad Hazretleri çok güzel yorumlamış. Yani Cenab-ı Hakk'ın vücudu vacip olduğundan o kadar kuvvetli, o kadar köklü ki Allah'ın vücut mertebesi yanında onun yarattığı varlıklar var denmeye değmez demek istemiş. Doğru ama Allah'ın binbir esma-i hüsnası hakiki olduğu için hayal üzerine onlar tecelli edemez. O isimler de hakiki mevcutları iktiza eder. Her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın vücut mertebesine kıyasla Allah'ın yarattığı varlıkların vücut mertebesi bir gölge hükmünde gibi zayıf olsa da yine de var canım. Hepten de yok değil. İşte o vahdetül vücut meşrebine mensup olanların oraya saplanıp kalmasına İki tane sebep olduğunu Bediüzzaman ifade etmişti. Dün akşam bir kısmını okuduk. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılık mertebesinin nihayetsizliğini akıllarına tam sığdıramayan bir takım sofiler, her şey odur ya da yoktur veya hayaldir gibi ifadelerle kendi maksadını ifade etmekte zorlanmışlar. Orada da saplanıp kalmışlar, çıkamamışlar. Bu akşam ikinci sebepten devam ettireceğiz. Oraya niye saplanıp kalmış bu sofiler? İkinci gerekçe de şu. Firakı yani ayrılığı hiç istemeyen ve firaktan ayrılıktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve bu diyetten varlıktan uzak kalmaktan cehennem gibi korkan ve zevalden kaybolup gitmekten gayet derecede nefret eden ve visali kavuşmayı ise ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti Cenab-ı Hakk'a yakınlığı cennet gibi hadsiz bir iştiyak ile arzulayan aşk sıfatı, insandaki aşk sıfatı, aşırı sevgi duygusu, her şeydeki akrebiyeti ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın her şeye, her şeyden daha yakın oluşunun bir cilvesine yapışmakla firak ve bu'diyeti ayrılığı ve Allah'tan uzak kalmayı hişe sayıp lika ve visali kavuşmayı daimi zannederek la mevcude illahu diye Allah'tan başka bir varlık yoktur diye aşkın sekriyle, o aşk duygusunun sarhoşluğuyla ve o şevki beka, ebediyet şevki ve lika ve visalin kavuşmanın muktezasıyla gayet zevkli bir meşri bir hali vahdetil vücutta bulunduğunu tasavvur ederek müthiş firaklardan, ayrılıklardan kurtulmak için o vahdetil vücut meselesini melce, sığınak İttihaz etmişler. İkinci sebep de buymuş.
onların hiçbir şeyi yok, sadece Allah var diye Allah'ın yarattığı varlıkları yok farz etmeleri, hayal derecesine indirmelerinin sebebi, ikinci sebep olarak işte buymuş. Demek birinci sebebin menşii kaynağı, aklın eli gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakikati imani yetişmediğinden ve ihata edemediğinden, kavrayamadığından ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğinden ve ikinci sebebin menşei kaynağı da kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından ve harikulade inbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. İki sebebi de Bediüzzaman özetleyiverdi şu son paragrafta. Amma sarahat-ı Kur'aniye ile Kur'an'ın açık beyanlarına göre veraset-i nübüvvetin, peygamberlik mesleğine varis olmanın, evliya-i azimesi, o büyük evliyalar, büyük İslam alimleri ve ehli sahbe olan, uyanık alemde olan, aşkın manevi sarhoşluğuyla alakası olmayan büyük İslam alimlerinin gördükleri mertebe-i uzma-i tevhidi ise Cenab-ı Hakk'ın tevhid denilen o birlik mertebesinin büyüklüğünün, evet, hem çok yüksektir o mertebe, hem rububiyet ve hallakiyet ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın atomlardan galaksilere kadar topyekün kainatı küçük büyük her şeyi yaratmasının mertebeyi uzmasını, hem bütün esma-i ilahiyenin, Allah'ın binbir güzel isimlerinin hakiki olduklarını ifade ediyor büyük İslam alimlerinin tevhid akidesi böyle. Allah'ın isimleri hakikidir. Tecelli ettiği, yarattığı varlıklar alemi de hakikidir. Ve esasatını muhafaza edip ve ahkam-ı rububiyetin muvazenesini bozmuyor. Yani dengeli bir tevhid akidesi, inancı büyük, yani büyük İslam alimlerinin meşreplerinde, mesleklerinde bu tarzda. Çünkü derler ki o büyük alimler ve de büyük evliyalar, Cenab-ı Hak ehadiyet-i zatiyesiyle, zatının bir oluşuyla birlikte ve mekandan münezzehiyetiyle beraber, Allah maddi bir varlık olmadığından her yerde hazır ve nazırdır. Bir olan Allah her şeye her şeyden daha yakındır. Her şeyin yanında bütün isim ve sıfatlarıyla bizzat hazır ve nazırdır. Bununla beraber her şey bütün şuunatı, işleri ve halleriyle doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş. Yani Allah neyi yaratmış ve yaratmaya devam ediyorsa ilmiyle her şeyi kuşatmış ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Yani bizim bu büyük İslam alimlerinden, ki Bediüzzaman da onların en sonuncularından ve en büyüklerinden birisidir, Allah ilmiyle, iradesiyle ve kudretiyle birlikte hareket ederek her şeyin plan ve programını nasıl yaratmak istiyorsa hazırlar, çizer kader kalemiyle, kudretiyle de atomları hareketlendirerek o projeye göre şekillendirir. Elma ağacı yapar, armut ağacı yapar, insan yapar, hayvan yapar, şunu yapar, bunu yapar. Yani ilmiyle plan çizer, iradesiyle nasıl istiyorsa öyle çizer, kudretiyle de atomları hareketlendirip onları şekillendirir. Bizim inancımız bu. Ve binbir esma ışınasıyla da bütün yarattığı varlıklara tecelli eder. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle, görmesiyle, işitmesiyle,
yaratmasıyla, kelamıyla her şeyin yanında bizzat hazır ve nazırdır. Bütün kainatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor. Yani topyekün kainatı bir insan yaratma kolaylığında yaratıyor. Bizim inancımız, bize verilen ders bu tarzda. Bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği, yarattığı gibi koca baharı o suhuletle, aynı kolaylıkla halk eder, yaratır. Bir şey bir şeye mani olmaz. Yani bir papatya çiçeğini Allah ne kadar kolay yaratıyor, koskoca baharı da, uçsuz bucaksız cenneti de eşit derecede kolaylıkla yaratıyor. Bizim Rabbimizin kudreti sonsuzdur. Allah haşa hayali bir varlık değil ki, isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle, eserleriyle, şuurat-ı zatiyesiyle ne olduğu belli, sonsuz ilim, irade, kudret vesaire isim ve sıfatları sahip olan yüce kudretin, yüce yaratıcının sıfatlarıdır bunlar, isimleridir. Teveccühünde tecezzi, bölünme yok. Biraz şuraya bakayım, biraz buraya bakayım, öyle değil. Bir anda her şeyi birden nezareti altına tutuyor. Aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve inksam yok. 16. söz ve 32. sözün ikinci mevkıfının ikinci maksadında bu sır tamamiyle izah ve ispat edilmiştir. Yani güneş ısı ve ışığını, yedi rengini biraz şuraya tutayım, biraz da buraya tutayım değil. Aynı anda her yere birden eşit derecede ışığını veriyor ya, ısını veriyor ya, Cenab-ı Hak da aynı anda bütün isim ve sıfatlarıyla hiç bölünmeden biraz şuna biraz buna bakayım diye değil. Aynı anda her şeyi birden yaratıyor, birden yönetiyor, birden idare ediyor Allah. Öyle bir Allah. La müşahete fit temsil kaidesiyle, yani temsilde hata olmasın anlamına gelen bu kaideyle, temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim. Ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Yani ehli sünnet vel cemaatin büyük alimleri, asfiyal denilen derin alimleriyle tasavvuf yolunda giden ehli tarikatın, ki onların başında bir de Muhittin Arap Hazretleri var, bunların hakikatleri izahattaki farklılıklarını izah eden kusurlu bir temsil söyleyeceğim diye bir zaman. Ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Bu misal çok enteresan. Yani bu anlaşıldığı zaman vahdetül vücut meşrebinde olanların, ehl-i sünnet vel cemaatin büyük İslam alimlerinin yanında derece bakımından nasıl aşağıda kaldığı, nasıl hakikatleri onlar kadar anlayamadığı ortaya çıkmış oluyor. Mesela harika ve emsalsiz, gayet büyük ve gayet zinetli, çok süslü, şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden cenuba, kuzeyden güneye ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüz binler nakışlarla tezyin edilmiş, süslenmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar dercedilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyoruz. Hadi bakalım hep beraber, kuzeyden güneye kanatları uzanmış, açıp kapayan, rengarenk tüylerle güzelleşmiş bir tavus kuşunu hayal edelim birlikte. Üstadın verdiği misale göre. Şimdi seyirci iki adam var. Hadi bakalım beraber seyredelim. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek meziyetlerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Yani anlamak istiyorlar akıl ve kalp kanatlarıyla. Birisi
bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline, yani maddi bedenine ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar. Yani Allah'ın o tavus kuşunu yaratıp tüylerine harikulade güzellikler verdiği haline nazar eder, bakar. Gayet aşk ve şevk ile sever o tavus kuşunu ve her tüyündeki güzellikleri kendinden geçercesine tavus kuşunu güzellikleriyle beraber sever. Dakik, yani ince tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır. Ay mübarek, aklen tefekkür edeceğine kalben aşka sarılıyor. Tavus kuşuna aşık oluyor. Fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavvül ve tebeddül eder, değişkenlik gösterir. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar kayboluyor, zeval buluyor. Ya tüyleri dökülüyor. Allah, rengi değişiyor. Halden hale geçiyor. O kadar aşkla sevdiği tavusun kuşlarındaki güzellikler bozuluyor, değişiyor, düzeliyor, bozuluyor, bir şeyler oluyor. O adam kendini teselli vermek ve aklını sığıştırmadığı vahdeti hakikiye ile, Allah'ın tekliği ile, rububiyeti mutlaka ve ehadiyeti zatiye ile, Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğiyle hallakiyeti külliyeye, o külli yaratıcılık vasfına malik bir nakkaşın bir nakş-ı sanatıdır. Yani Allah bu tavus kuşunu bu kadar büyük bedeniyle, bu kadar harika kanatları, nakışlı, süslü tüyleriyle, bunu Allah yaratmış demek lazım gelirken, o itikat yerine, yani bizim düşüncemiz bu tarzda. Şimdiki söylediğimse Allah o yüce kudretiyle ne kadar büyük yaratmış bu kuşu. Kuzeyden güneye kanatları uzanıyor. Efendim, o kadar güzel süslemiş, nakışlar vermiş ki insan bakmaya kıyamıyor, hayran oluyor. Maşallah, Sübhanallah, Allahu Ekber diye Allah'ın bu kudret eseri karşısında hayranlığını ifade ediyor. Büyük İslam alimlerinin kendileri ve bize öğrettikleri tarz bu. Allah'ın yarattığı her şey de böyledir. Maşallah, Sübhanallah diye biz takdir ederiz. Fakat ikinci adam o itikat, o inanç yerine bu tavus kuşundaki ruh, şimdi vahdetül vücutçuları anlatıyor Üstad. La meşhude illahu diyen, la meşhude illahu diyenler var ya, onlar şöyle düşünüyor, bu tavus kuşundaki ruh o kadar âli yücedir ki onun sanihi, sanatkarı onun içindedir veya o olmuş. Allah Allah. Yani bu tavus kuşunun harikulade bedenini, harikulade kanatlarını, harikulade nakışlarını, süslerini o kuşun içindeki ruh bunları yapmış. Allah Allah ya. Böyle düşünce olur mu? Böyle bir şey kabul edebilir mi? Hem o ruh, düşünüyorlar yine, vücuduyla müttehit. Bir de o var. O tavus kuşunun ruhu bunun bedeniyle iç içe geçmiş. Ve vücudu ise sureti zahiriyle mümteziç olduğundan, mezcolmuş olduğundan, o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü güzelliği ishar eder. Hakiki ihtiyarı iradesi bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür. Allah Allah. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesine aykırı olan bir yorum bu ya. Kuşun içindeki ruh, dışarıda gözüken bütün güzelliklerin kaynağı, icat etmiyor iradesiyle, o ruhtaki harikulade kabiliyetler dışarıya bu güzellikler şeklinde kendisini gösteriyor. Fe Sübhanallah. Yani tasavvuf denilen o yolda gidenler
vücut batağına saplanınca orada kala kalmışlar, çıkamamışlar. Ve bir de konuyu da tam anlamamışlar ki izah edebilsinler. Kendi kendilerini izah etmişler. Ama bizim gibi dışarıdan bakıp o kitapları okuyanlar, ya bu böyle şey olur mu diyenler de var. Oraya o kitapların dediği gibi saplanıp kalanlar da var. Onun için Muhittin Hazretleri kendisi hidayet ehli bir büyük evliya olduğu halde her kitabında okuyucularını hidayete götüremiyor. Çoğu insanlar o yanlış kanaat ve itikat bataklığında saplanıp boğulup kalıyor. Onun için bizden olmayan ve bizim makamımızı bilmeyenler bizim kitaplarımızı okumasın çünkü zarar görür demiş. O da fark etmiş zarar göreceklerini. Şimdi diğer adam der ki, yani büyük İslam alimleri, Bediüzzaman ve emsali alimler diyorlar ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkarını nakışlar. Tavus kuşunun vücudunda, kanatlarında, tüylerinde, başında gözüken bütün bu güzel nakışlar, kati bir süratli bir irade ve ihtiyar ve kasıt ve meşiyet dilemeyi iktiza eder. İradesiz bir cilve, kendinden oluşacak bir cilve, ihtiyarsız, iradesiz bir tezahür, görüntü olamaz. Diyoruz, bizler böyle düşünüyoruz. Bir külli irade dilemiş, tavus kuşunu böyle yaratmış, bu kanadındaki nakışları, süslü vaziyetleri bilerek, isteyerek, dilerek onu Allah yaratmış diyoruz. Tavus kuşunun içindeki ruh bunu yapmış, böyle bir şey söz konusu olamaz diyoruz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun mahiyeti, yani ruhu, fail olamaz. Onun içindeki ruh, dışındaki güzel bedeni ve nakışları, tüyleri yapamaz diyoruz. Belki münfaildir. Yani üzerinde iş yapılan bir sanat eseridir tavusun vücudu. Faili hiçbir cihette ittihad edemez. Onun da iç içe olamaz onu yaratan kudret. Ruhu güzel ve alidir. Fakat mucit ve mutasarrıf değil. Yani o tavus kuşunun ruhu güzel, tamam. Fakat icat kabiliyeti olan bir varlık, idareci hiç değil. Belki ancak basar ve medardır, vesiledir. Hepsi o kadar. Çünkü her bir tüyünde bilbedahe açıkça nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zinet, yani süslü nakışlar görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i hikmet içinde kemal-i rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve milve işi değil. Yani tavus kuşunun içindeki ruhun cilvesi, görüntüsü falan değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz. Onunla ittihat edemez. Belki yalnız o defter o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri tavus halikinin yaldızı bir mektubudur. Fesübhanallah. Yani yukarıdan beri verilen tavus kuşu meğer kainatın tamamını üstad tavus kuşu misali gibi vermiş. Nerede ne kadar güzellikler, sanatlar, nakışlar, zinetler, süslü keyfiyetler görüyorsak o doğrudan doğruya Allah'ın icadıyla, iradesiyle, tasarrufuyla meydana gelen harikulade eserlerdir diyoruz. Bir defteri yazan katip defterin içinde olamaz. Hariçten bir zat o defteri yazar. İçinde ne mana varsa o manaları kendi iradesiyle kastederek yazar. İşte şimdi tavusa bak, o mektubu oku, yani kainat kitabını oku. Katibe, bu kainat kitabını yazan yüce kudret Allah-u Zülcelal'e maşallah
Tebarekallah, Sübhanallah de. Mektubu katip zanneden, mektubun kendisini yazar zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehüm eden ve de işte kainatı hayal gibi gören vahdet-i vücutçular var, işte onları kastediyor. Bunlar elbette aklını aşk perdesini saklamış, hakikatin hakkı suretini görememiş. Ya aşk denilen şey insanın aklının başından uçurur. Değil mi? Sen aşıkların ne hale geldiğini görmüyor musunuz? Hele bir de kara sevdaysa, o seviyor karşı tarafın haberi bile yoksa, iğne ifliğe döner. Mum gibi erir gider. Aşkından ölür gider ya. Halbuki akıl ölçülüdür, mizanlıdır. Tartarak, ölçerek, biçerek karar verir, kanaati oluşturur. Demek ki bu tasavvuf ehli insanlar aşk perdesiyle aklını sarmış, aklını dürmüş, bükmüş, bir kenara koymuş, kendi kendine kainatı hayal perdesi sarmış aynı zamanda. İşte vahdet-i vücut meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim sebep aşkı dünyadır. Bir de o var. Dünyayı aşk derecesi sevmektir. Mecazi olan aşkı dünya, aşkı hakikiye inkılap ettiği zaman Allah sevgisine dönüştüğünde vahdet-ül vücuda inkılap eder. Nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu muhabbeti mecaziyle sever. Güzel bir kadını, komşunun kızını adam mesela sever. Sonra zeval ve fenasını, öleceğini, kaybolup gideceğini kalbine yerleştirmeyen bir aşık, mahbubuna aşk-ı hakiki ile bir beka ebediyet kazandırmak için mabut ve mahbub-ı hakkinin, yani Cenab-ı Hakk'ın bir ayni cemali, Allah'ın ilahi güzel bir aynasıdır diye kendini teselli eder, bir hakikate yapışır. Öyle de bu misal gibi, mecazi aşklar gibi, koca dünyayı ve kainatı heyet-i mecmuasıyla mahbub, adeta sevgili iddia eden, sonra o muhabbeti acibe, bu garip muhabbet hissi, daimi zeval ve firak ayrılık kamçılarıyla muhabbeti hakikiye inkılap ettiği vakit, gerçek sevgi olan Allah sevgisine dönüştüğünde, o çok büyük mahbubunu kainat denilen ya da dünya denilen o sevdiği varlığı zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder, oraya sığınır. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise Muhyiddin-i Arabi'nin emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Tamam, Muhyiddin Arabi Hazretleri için, onun derecesi yakın olanlar için olabilir. Yoksa vartalara düşmek, yani tehlikeye düşmek, maddiyata girmek, maddede boğulmak, sebeplerde boğulmak ihtimali var. Ya bu tasavvuf mesleği işte böyle bir şey. İnsanı yerden yere vurur, duvardan duvara çarpar, aklın başına gelinceye kadar seni sersemletir, sarhoş hale getirir. Halbuki işte Risale-i Nur adlı bu Kur'an tefsirleri öyle tehlikeli, vartalı yollara düşürmeden adeta bir otoban gibi, muazzam bir 12 şeritli otoban gibi seni doğru Allah'ın rızasına, doğru ebedi saati ve cennete götüren bir yol olmuş olur. Öyle zaten. Onun için ben Risale-i Nur okudum, aklım karıştı, itikadım bozuldu diyen yok. Aklım başıma geldi, imanım kuvvetlendi, namaza niyaza başladım, gerçek doğruyu buldum diyen insanların haddi hesabı yok. Elhamdülillah. Bir de vahdetül şuhut var. Vahdeti vücuttan başka bir de vahdet-i şuhut var. O zararsızdır. Ehli sahbın, uyanık alemdekilerin yüksek bir meşrebidir diye bir ayrımı da yapmış üstadımız cümlenin en sonunda. Allahümme erinel hakkı hakkan ve rzukna ittibae.
Yani Allah'ım hakkı hak olarak göster ve ona uyma nimetini bize ihsan eyle diye bu duayla bitirmiş ki bu da bunun devamı var. Ve erinel batıle batılen ve rızıkla iştabe. Allah'ım batılı yanlışı da bize batıl ve yanlış olarak göster. Ondan kaçınmak nimetini ihsan eyle. Anlamını gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini öğrettiği çok önemli bir duadır. Ve en büyük nimet de buymuş zaten. İstikametin de ta kendisidir. Biz de tekrar o duayı yapalım. Allahümme erinel hakkı hakkan verzukna ittibae, verinel batle batlen verzukna işnabe. Amin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena, inneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.